Türk savunma sanayisinin lider havacılık şirketi Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, helikopter konusunda dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olmak için yeni adımlar atıyor. Türkiye, helikopter teknolojisine yönelik çalışmalara taarruz helikopteriyle en zorundan başladı. Kısa sürede ve acil ihtiyaçları karşılanması amacıyla var olan bir tasarım üzerinden, Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda T129 ATAK taarruz ve taktik keşif helikopteri üretildi. Türk savunma ve havacılık sanayisi, ATAK helikopteriyle aviyonik sistemler, silah sistemleri, helikopter gövdesi, PAL, haberleşme sistemleri tasarlama ve üretme, entegrasyon, lojistik destek, eğitim işletme, tanıtım, pazarlama konularında pek çok kazanım elde etti. Bunların en kritik olanlarından biri transmisyon geliştirilmesi oldu. Elektronik sistemler, motor, iniş takımı gibi çeşitli bileşenleri dışarıdan temin edilen helikopter üreticileri transmisyonlarını kendileri yapıyor. Transmisyon helikopterin performansını, kabiliyetini doğrudan etkiliyor. Türkiye, sahip olduğu teknolojiyle kendi transmisyonunu yaptı. 6 tonluk Gökbey'de kullanılan bu teknolojiyle ihtiyaçlar doğrultusunda farklı modeller için kollar sıvandı. Bu gelişme, TUSAŞ'a geniş bir helikopter ailesi oluşturma imkanı sağladı. Bu kapsamda 10 ton sınıfı genel maksat helikopteri projesi, 10 ton sınıfı ağır sınıf taarruz helikopteri projelerine başlandı. TUSAŞ, 5 tonluk T129 ATAK helikopteri ve 10 ton sınıfı ağır sınıf taarruz helikopteri arasında yaklaşık 6 tonluk T629 helikopteri projesini gündemine aldı. Yakın zamanda ilk uçuşunu yapması beklenen T629 helikopterinin bu kez insansız versiyonu ortaya çıktı. TUSAŞ, T629 helikopterinin insansız ve elektrikli versiyonunun ön prototipini ilk kez sergiledi. İnsansız ve elektrikli araç teknolojilerindeki gelişmeleri dikkate alan TUSAŞ, çalışmalarını güvenlik güçlerinin talepleri ve gelecekteki ihtiyaçları dikkate alarak sürdürecek. Üzerindeki kamera ve sensörlerle 360 derecelik bir farkındalığa sahip olacak helikopterin tasarımı ve boyutları görev konseptine göre şekillenecek. İnsansız ve elektrikli helikopter projesiyle TUSAŞ, oluşturacağı geniş helikopter ailesiyle bu alandaki iddiasını da ortaya koymuş oldu.